Gençler selamlar ben SML hocanız SML hoca matematik kanalındasınız o çok sevdiğiniz 40 soru serisi sevgili gençler 40 soruda bir konu serisi kaldığı yerden devam ediyor hatta ve hatta şöyle de bir güzellik yapalım dedik geçen sene çektiğim 40 soruda permütasyon kombinasyon olasılık videosu ee, bu konu herkesin biraz belalı, bir, belalı bir konusu olduğu için sevgili gençler ee, baya da fazla izlenmiş Eski soruları izlemeyin dedim. Biraz soruları güncelleyelim. Sonuçta sınav güncelleniyor. Seneler güncelleniyor. Biraz soruları güncelleyeyim dedim. Ve dolayısıyla 40 soruda permutasyon, kombinasyon, olasılık ve yanına bu sefer de binom ekledim sevgili gençler. Geçen yıl canlı derslerimizde ben size demiştim ki binom arkadaşlar çıkabilir. Haberiniz olsun. Öyle de oldu. Çıktı. Bu sene tekrardan çıkar mı? Bence %50-50 ama riskli atalım istemedim dolayısıyla binom soruları da ekledim sevgili gençler sorularımızın içerisine. Haberiniz olsun. Şimdi sıralamamız şu şekilde olacak PDF'te. Permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık şeklinde. permütasyondan yaklaşık olarak 13, kombinasyondan yaklaşık olarak 10 tane, 10 civarında. binomdan 3-4 tane soru koydum. Olasılıktan da yaklaşık olarak yine 13 tane soru koydum. Toplamda 40'a tamamladım bir şeyi 40 defa söylerseniz olur sloganıyla hareket etmiştik. İnşallah sizlerde oluyordur. Gerçi çok güzel yorumlar alıyorum. Bu olduğunun da işareti aslına bakarsanız. Dolayısıyla ben de size yardımım daha fazla dokunsun diye 40 soru serisini devam ettiriyorum. Peki başka hangi konular gelecek hocam 40 soru serisinden? Limit türev integral yapacağız sevgili gençler. Zaten bu videoyla permütasyon, kombinasyon, binan olasılığı hallediyoruz. 40 soruda ikinci dereceden denklem eşitsizlik gelecek. Ee, yazmıştım. Başka neler vardı? Ee, 40 soruda parabol yaptık, e, polinomu yaptık, dizileri yaptık, logaritmayı yaptık. Problemler serisi gelecek ve 40 soruda sevgili gençler, en mühimi aslında bakarsanız bu TYT adına 40 soruda temel kavramlar yapacağız. Haberiniz olsun. Ee, daha sonrasında ekstradan daha özele indirerek bir e, konu bulursak, özele indirgeyecek bir konu bulursak onun da yine size 40 soruda videosunu çekmiş olurum PDF ile beraber. Şimdi sevgili gençler, vaktinizi daha fazla çalmayın ilk sorumuzda başlayalım. Başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açıp ve videoyu beğenirseniz beni de mutlu etmiş olursunuz. Evet, başlayalım. Hadi bakalım ilk sorumuzda nedir? Ne değildir bu permütasyon, kombinasyon, olasılıkta nelere dikkat etmemiz lazım? Soruları çözerken Nerede çarpacağız? Nerede toplayacağız? Nerede böleceğiz? Bunların hepsini bir görelim. İlk soru Bir koridordaki 3 sınıftan ikisinin kapısı açık birinin kapalı iken şekildeki görüntü oluşmuş. Hmm, basit. Yani e, basit dediğim algılaması basit. Yani hani kapalı kapıyı göstermiş. Açık kapının konumunu göstermiş bize. Bunlar bu şekilde oluyor demiş. Koridorda 6 tane sınıf olduğu kabul edilirse bakın burada görselde 3 var. Bu bizi yanıltmasın Koridorda biz 6 tane sınıf varmış gibi düşüneceğiz. Kapıların açık ya da kapalı olmaları kaç farklı görüntü oluşturur? Arkadaşlarım 6 tane kapımız var. Bu kapıları şu şekilde çizgilerle gösterin. Şimdi ilk kapımızı düşünelim. İlk kapımız için sevgili gençler o kapı ya açıktır ya da kapalıdır. Yani 2 tane farklı durumu var. Çarpı diyorsunuz. Çünkü hepsinin aynı anda gerçekleşmesini istiyor. O halde ikinci kapı içinde iki tane durum. Üçüncü kapı içinde 4 5 altıncı kapı içinde yine ikişer tane durum olduğu için hepsini çarpıyorsunuz. Ve cevap 2 üzeri 6'dan 64 oluyor. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bu soru genelde e, soru bankalarında o klasik e, soruların bulunduğu yerlerde sevgili gençler karşınıza nasıl çıkıyordu? Mesela diyorduk ki bir sınav 5 e, kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı biçimde sonuçlanabilir ya da 6 diyelim sonuçta aynı çıksın. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir diye sorulursa da yine zaten hani bir öğrenci ya başarılıdır ya da başarısızdır şeklinde yorum yapıp gene 2 üzeri 6'dan 64 diyorduk. Aynı soru aslında bak aslına bakarsanız. Geçtik ikinci sorumuza. F, I, R, A ve T harflerinden her birinin bir kez kullanılmasıyla yazılan Beş harfli tüm sözcükler alfabetik sıraya diziliyor. Buna göre yapılan dizilimde Fırat sözcüğü baştan kaçıncı sıradadır? Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey hatta en önemli şey alfabetik sıra. Sevgili gençler alfabetik sırayı bilmeniz lazım. Ee, hani... Matematik çözüyoruz ama Türkçemizin de biraz iyi olması lazım. Hocam yani Türkçele ne alakası var? Alfabetik sırayı mı bilmemiz gerekiyor? Olsun. Yani en azından e, alfabeyi bilsek bizim için yeterli olacaktır. E, eğer hiçbir şey yapamıyorsanız alfabeyi bir kere sayarsınız. Daha sonrasında o e, harflere karşılık gelen sayılar atarsınız. Mesela ben A'ya 1 derdim. F'ye 2, I'ya 3 derdim. R'ye 4, T'ye de 5 derdim. Çünkü bunların sıralaması bu şekilde. Gelin o alfabetik olan sırayı bir yazalım önce. İlk önce A gelir alfabede, daha sonrasında F, daha sonrasında I, daha sonrasında R ve daha sonrasında da T gelecektir diyebiliriz. Şimdi sevgili gençler bizden alfabetik sıraya dizildiğinde Fırat sözcüğünün ortaya çıkması isteniyor. Yalnız şöyle bir durum var. Öncelikle biz bu Fırat kelimesinin harfleriyle 5 faktöriyel tane kelime yazabiliriz. 120 taneyi de alfabetik sıraya dizdiğimizi düşünelim. Yalnız şöyle bu 120'yi ben 5 tane birbirinden farklı harf olduğu için 5'e bölersem bu da 24'ü verir bize. Bu 24 demek aslına bakarsanız sevgili gençler. 120 tane sayıdan her 24'ü önce A ile başlar. A ile başlayanları bitirdikten sonra Geriye kalan 24'ü, ilk 24'ü F ile başlar. Sonraki 24 I, sonraki 24 R ve sonraki 24 T ile başlayan kelimeleri verir bize. Yani ben aslında şuradan eminim artık. İlk 24 tane kelimenin içerisinde Fırat kelimesi mevcut değildir. Ki zaten şıklarımızda da ilk 24'te olan bir sayımız yok. Peki ikinci 24 yani 25. harf dahil olmak üzere 25. ile 48. harfler arasındaki harf e, kelimelerimiz F ile başlar diyebiliriz. 2. 24'ten bahsediyorum. O halde Fırat sözcüğü de bu aralıktadır. Yani 25. kelime ile 48. kelime aralığındadır kesin olarak. Yani ben şıklarda bakın 51'i, 52'yi ve 53'ü de rahatlıkla eleyebilirim. E şimdi bunu bu şekilde söyleyebildik. Bunda bir sıkıntı yok. Kaçıncı kelime olduğunu nereden bulacağız? Şimdi ben artık... 25. harfimden itibaren, 25. kelimemden itibaren F ile başladığını biliyorum. F'yi buraya sabitledim. F'nin yeri belli artık. Geriye 4 tane harfimiz kalıyor. Bu 4 tane harf kendi arasında 4 faktöriyel yani 24 tane kelime oluşturabilir ki zaten burada bulduğumuz 24 de bunu doğruluyor. Şimdi ben bu 24'ü burada 4 tane birbirinden farklı harf olduğu için 4'e bölersem 6 sonucunu bulurum. Bu 6 sonucu da bize şunu verir sevgili gençler. Burası F iken artık F'yi görmezden gelirsem ben. Şurada kalan diğer 4 harf sevgili gençler. 6 tanesi A ile başlar. 6 tanesi I ile. 6 tanesi R ve 6 tanesi T ile başlar. Önce A ile başlayanlar gelir alfabetik sıraya göre dizdiğimizde. O halde sevgili gençler ilk 6 tanesinin içerisinde aramayacağız biz bu Fırat kelimesini. Çünkü ilk 6 tanesinin A ile başladığını biliyorum. O ilk 6 tanesi dediğimde 25'ten sevgili gençler yani 25. kelimeden 25 26 27 28 29 30. kelimeye kadar olan kısımdır. Yani ben bunu ilk 30'da da aramayacağım ki zaten şıklarımın içerisinde ilk 30'da yok. Peki 31. harfimiz, 31. kelimemiz birinci harfi F olan, ikinci harfi A değil, I olan, üçüncü harfimiz ee, sevgili gençler, alfabede ilk sırada olan yani A, sonra R ve sonra T gelecektir. Yani F art diye bir kelime sevgili gençler. Bu 31. harf, 31. kelime. Peki diğeri nedir? F'yi yazdım, I'yı yazdım, tamam? A, A buradaydı, ee, yine sabit kalsın. R ile T'yi yer değiştirelim. F diye bir kelime, İngilizce gibi oldu. Bu da 32. kelimedir. Burada T ile R'nin yerini değiştirdikten sonra başka neyin yeri değişebilir? A artık burada limitini doldurdu. Demek ki A gördüğüm yeri artık burada R'yi, daha sonra A'yı ve daha sonra T'yi koyacağım. Yani bu 33. kelime Fırat'tır. İşte bunu yakaladık. Cevabımız da Bursa'dır. Ki zaten 32. kelimenin şu olduğunu gördükten sonra bunu da ileyip geriye kalan 33'ü de işaretleyebilirsin süreden kazanmak adına. Üçüncü sorumuz. İçlerinde... Eda ve Ada'nın da olduğu 5 kişi 5 kişilik bir banka şekildeki gibi oturmuşlar. Ada ve Eda yan yana oturmak isteseydi eğer bu durum kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilirdi diye sorulmuş. Yani diyor ki sevgili gençler 5 kişi var. Eda ve Ada bunların isimlerini vermiş. Bunlar özel kişiler. Diğerleri de sıradan çinko karbon piller gibi düşünebilirsiniz bunları. Şimdi sevgili arkadaşlarım Eda ile Ada yan yana oturmak isteselerdi diyor ya sanki bunları görünmez bir bantla birbirine bantlıyormuş gibi düşünüyorsunuz diyordum ben hatırlarsanız. Dolayısıyla bunları bantladığımız için tek kişi olarak düşünüyoruz. Burası ikinci kişi, üçüncü kişi ve dördüncü kişi dersek dört kişi kendi aralarında düz bir sıraya dört faktöriyel biçimde sıralanırlar. Yalnız bir de Eda ile ada kendi aralarında da yer değiştirebilir iki faktöriyel biçimde. 4 faktöriyel 24 çarpı 2 dersek cevabımız 48 olur. Yani cevap denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dördüncü soru için sağ üst tarafa geçiyoruz. Böyle şirin mi şirin bir lamba var karşımızda sokak lambası diyebiliriz. Belediyenin boyama ekibinde pembe, mavi, sarı ve yeşil olmak üzere 4 renk boya var arkadaşlar. Cadde kenarındaki bir aydınlatma lambasının gövde kısmı 4 parçadan oluşmakta, gövde kısmı e, şurası demek ki. bakın 1, 2, 3 ve 4. Gövde kısmı 4 parçadan oluşmakta olup, her parça farklı bir renge boyanacaktır diyor. Pekala. Küre şeklindeki lamba kısmı e, gövdenin en üstündeki parçadan farklı bir renge boyanacakmış. Yani diyor ki burası pembe ise bakın burada görselde pembe verilmiş. Şuradaki lamba kısmını diyor pembeye boyayamayacaksın diyor. Orası da farklı bir bölüm bu arada. Farklı renge boyanacağına göre direkt için kaç farklı boyama yapılabilir diye sorulmuş. Direkten kastı tamamı direğin şurası gövdesi olarak verilmiş. Haberiniz olsun. Şimdi bu direğin gövdesi sevgili gençler 4 farklı renkten 4'üne boyanacağına göre 4 faktöriyel diyebiliriz bunların boyama sayısına. Çarpı diyorum. Şimdi şuradaki kısım yani küre olan kısım şurayı hangisine boyadıysam o renge boyayamayacağım. Dolayısıyla orası hangi renge boyanırsa boyansın küre şeklindeki lambayı boyayabilmek için bizim 3 farklı renge e, renk neyimiz var? kombinimiz var diyebiliriz. 3 farklı renk seçeneğimiz var. Çünkü en üstteki parça hangi renkse oraya boyayamayacağız. 4 e, tane rengimiz vardı. En üstteki parçayı bir renge zaten boyamıştık. 3 tane rengimiz kaldı. Doğal olarak burayı da biz 3 tanesinden herhangi bir tanesi diyeceğiz. 4 faktöriyel 24 çarpı 3 dersek de cevabın 72 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Cevap Denizli'ydi sevgili arkadaşlarım. Geçtim 5'e. A noktasından B noktasına 3 tane farklı yol var diyor. Bakın şurası A noktası olsun. Şurası B noktası olsun. Şurası C diye bir şey okudum aynen. C noktası da var. Burası da C noktası olsun. Ve diyor ki bize A'dan B'ye 3 tane farklı yol var. B'den de C'ye 4 tane farklı yol vardır diyor. Ve diyor ki A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi için 20 farklı yol seçeneği mevcut. Şimdi bu şekilde şu haldeyken sevgili gençler. A'dan C'ye kaç farklı biçimde gidilebilir B'ye uğramak koşuluyla? 3 çarpı 4 eşittir 12 farklı biçimde gidilebilirdi. Ama 20 farklı yol var denmiş. Demek ki burada bunun fazlası olan kaç? 8. O 8 sevgili gençler demek ki farklı bir yol. Buna göre B'ye uğramadan doğrudan A'dan C'ye giden yol sayısı kaçtır? İşte o bulduğumuz 8 var ya direkt C'ye gidiyormuş demek ki. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yolda direkt C'ye gidiyormuş. Cevabımız da böylelikle Ceyhan seçeneği olacaktır. Şu kısmı silelim. Altıncı sorumuzu çözelim sevgili gençler. Tabii şurayı da sileyim. Diyor ki... Müzik çalarına dört tane parça yükleyen Gül... Bu müzik çalarıyla 5 parça dinlediğinde... Sadece ilk ve son parçalar birbiriyle aynı olmuştur. De parçalar verilmiş. Buna göre müzik çalar beş parçayı kaç farklı şekilde çalmış olabilir diye sorulmuş bize. Hmm. Şimdi şöyle diyelim. Beş tane parça dinleyecek. Ve dört tane şarkı varsa bunlardan bir tanesi mecburen aynı şarkı olacak zaten ama şart şu. İlk şarkıyla aynı şarkıyı dinlesin. Sanki böyle başa dönmüş, loop'a düşmüş gibi düşünün. A, B, C, D ve tekrar A'yı dinleyecek. Yani diyor ki aslında bakarsanız. Sen şu kısmı belirledin mi? Belirledim. O zaman artık bu da belli. Yani bunu seçmemize gerek yok. Burası anlaşıldı umarım. Sadece ama sadece ilk şarkıyı seçtiysen diğerini seçmene zaten lüzum yoktur diyor. O halde ben Şunları kaç farklı şekilde seçip sıralayabilirim? 4 faktöriyel. Zaten bunları sıraladığın zaman buradaki neyse buradaki de o olacağı için artık bunun ismi, rengi, şekli, şemali her şeyi bellidir. Dolayısıyla çarpı 1 diyorsun. Yani cevabın 24 oluyor. O halde cevap nedir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi geçiyorum ikinci sayfama. İkinci sayfada yedinci soruyu çözeceğiz sevgili gençler. Her zamanki gibi sizle beraber şöyle sayfamızdan uzaklaşalım. Birinci sayfayı bitirmiştik. Şöyle bir çalışılmış sayfa görüntüsüne bir bakalım. Tabi bazı kısımları da sildik ama çalışılmış sayfa görüntüsü her zaman ama her zaman öğrencileri biliyorsunuz motive eder sevgili gençler. Tabii bir başkasının çalışılmış sayfası değilse. <laughs> Şimdi yedinci sorumuz sevgili gençler. Kendi çalışma sayfamız bizi motive eder. Bir başkasını gördüğümüz zaman üzülebiliriz. Ben neden böyle çalışmıyorum diye sonuç olarak. Bir yayın evi. 7. soru. 9, 10 ve 11. sınıfların her biri için bir soru kitabı ve bir konu kitabı çıkarmış. Peki. Şekilde de görülüyor. X yayınları 9. sınıf soru kitabı demiş mesela. 9, 11, 10 hepsi gösterilmiş. Soru kitapları sadece kurderele bağlanmış. Bu yayın evini arayarak her sınıfa ait birer soru kitabı siparişi veren öğrenciye yayın evi şekildeki paketi ulaştırmış diyor. Yayın evi birden fazla kitap siparişlerini sıralamasına dikkat etmeden yani sınıf sıralamasına dikkat etmeden sırt kısımları üst üste gelecek biçimde kitapları şekildeki gibi bağlayarak ulaştırmaktadır diyor. Mesela ben size burada takılabileceğiniz yeri, kelimeyi, cümleyi söyleyeyim sevgili gençler bazı öğrenciler şuraya takılabilir. Sırt kısımları üst üste gelecek biçimde kitapları şekildeki gibi bağlayarak ulaştırmaktadır diyor ya. Bu cümle bazılarının kafasını karıştırır ama aslına bakarsanız ee, nasıl diyeyim gerekli olan bir cümle. Çünkü o cümle orada olmasa soru yanlış olabilirdi veya ÖSYM o cümleyi vermeden bu soruyu sorarsa soru iptal edilebilir mesela. Sebep diyeceksiniz. Çünkü sevgili gençler burada aslında anlatılmak istenen şey Kitapları diyor, şuradaki yazılar düz olacak şekilde koyacaksın diyor. Yani sonuç olarak ben kitabın yüz kısmı üst tarafa değil de alt tarafa gelecek şekilde de çevirsem farklı bir görüntü elde edebilirim. Ama soru bunu istemiyor. Soruda da bu yanlış anlaşılmasın diye bu cümle söylenmek zorunda. Ama bazen söylenmek olan, söylenmek zorunda olan cümleler öğrencilerimizin kafasını karıştırabiliyor. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Buna göre her sınıfın hem konu hem de soru kitabını sipariş eden öğrenciye her sınıfın, bu cümlede önemli, her sınıfın konu ve soru kitabı üst üste olacak biçimde kaç farklı paket yapılabilir? Yani diyor ki 9. sınıf soru kitabıyla 9. sınıf konu kitabı üst üste alt alta dursun diyor bunlar. 10. sınıf soru kitabıyla 10. sınıf konu kitabı üst üste alt alta ve 11. sınıf soru kitabıyla 11. sınıf konu kitabı üst üste alt alta dursun diyor. Ve yayın evi bunu komple paketlesin diyor şu şekilde. Tamam e şimdi güzel <laughs> olmayan bir şeyi paketledim şu an. Tamam o halde şöyle diyelim mi? Şunlar zaten bir grup burası da bir grup burası da bir grup. Bu üç grup kendi arasında 3 faktöriyel biçimde sıralanabildiği gibi. 9. sınıf soru ve konu kitabı kendi arasında iki faktöriyel. 10. sınıf soru ve konu kitabı kendi arasında iki faktöriyel. Ve 11. sınıf soru ve konu kitabı da kendi arasında iki faktöriyel biçimde. E bir sıralanabilir. Bitti mi? Bitti bence. 3 faktöriyel 6 2 çarpı 2 çarpı 2 8 olduğundan 6 kere 8 cevap 48'dir deriz. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlarım. Geçtim 8'e. Şimdi bu soruyu bu sorunun arkasına koymamın da sebebi var. Birazdan göreceksiniz. Dikkat edin burada sevgili gençler. Bunlar kendi aralarındaydı. Kendi aralarında yer değiştiriyorlardı ama arkalı önlü e, olma durumu göz ardı ediliyordu çünkü soruda bize böyle bir şart koşmuştu. Diyor ki sırt kısımları üst üste gelecek biçimde kitapları şekildeki gibi bağlayın diyordu. Şimdiki sorumuzda ise 8. soruda 4 farklı kağıt boş bir dosyaya takılacaktır diyor. Kağıtlar ters ya da düz takılabileceğine göre yani bu sefer diyor ki yön önemli diyor. Yani üstteki sorudaki gibi algılayıp da yönlerini sadece tek bir yöne baksın gibi bir şey istemiyor. Yönleri de önemli diyor. Ters veya düz takmak farklı bir görüntü oluşturur diyor bu soruda bize. Kağıt takma işlemi kaç farklı şekilde yapılır? Şimdi gördüğünüz üzere 4 farklı renkte kağıt var. Kağıtların birbirlerinden farklı olduğunu gösterebilmek için 4 farklı renge boyanmış bunlar. O halde bunlar 4 faktöriyel biçimde zaten altlı üstlü sıralanabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ve her kağıt da kendi arasında ya ters ya da düz olarak sıralanabilir. Dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diyeceğim. Bakın burası 24. Bakın burası da 16 yapar. 16 kere 24 Kaçtır diye düşüneceğiz şimdi. Bir kere 8 kere 16 zaten 128'i demek ki ben bunu bir e, de 3 çarpam gerekiyor. 128'i arkadaşlarım e, 3 çarparsak burası da 380. yapacaktır. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Geçiyorum 9. sorum için sağ üst tarafa. Diyor ki iki özdeş koni. Özdeş diyor. Özdeş deyince dikkat edeceksin. Özdeş dediği soruların çoğunda ama çoğunda tekrarlı permütasyon kullanabilirsin. O yüzden dikkat et. Aklına hemen bu gelsin. Tamam. İki özdeş, kare piramit ve bir silindiri sınıfa getiren öğretmen bu cisimleri tabanları masa üzerine temas edecek biçimde masa üzerine bir sırada yan yana dizecek. Pekala. Buna göre öğretmen en sağda kare piramit olacak biçimde demişim. Kare piramit zaten en sağda ya. Diyor ki bunu buraya sabitle. Bunun yeri belli diyor. Bunu buradan oynatma diyor. Buna elleme diyor hoca. Tamam. Diğerlerini değiştirebilirsin ama diyor. Peki kaç farklı biçimde dizilebilir diye sorulmuş. Artık ben sadece bunları dizeceğim. Bu da 4 faktöriyel biçimde dizilir, değil mi? Ama şunları mesela yer değiştirdiğin zaman hiçbir görüntü farklılığı olmayacağı için ben bunu bir de 2 faktöriyele böleceğim. Çünkü bunların yer değiştirmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. O halde sevgili gençler üst taraf 24, alt taraf 2 olduğu için cevabı 12 deyip yapıştırabiliriz. Burada aklınıza takılan bir soru şu olabilir. ona ben de zamanında öğretmenime sormuştum. Hocam dedim, e, biz şurayı belli diyoruz ya. Şimdi iki tane e, kare dik prizma var, kare prizma var, kare dik prizma olmazdı da bu, kare dik piramit var pekala. E, bunların yani hangisinin buraya yerleştirileceğini nereden biliyoruz? Sonuçta iki taneydi. Hoca da bana demişti ki, ama onlar özdeş İsmail. Evet, ben de size diyorum ama onlar özdeş SML tayfası. Dolayısıyla sevgili gençler özdeş olduğu için yani oraya hangisinin geleceğinin hiçbir önemi yok aslında. Anlaştık. Bir konferans bitiminde iki tane İngiliz, üç tane Fransız, beş tane fıkraya başlıyormuş gibi <laughs> oldu bu şekilde. Fıkraya başlanmazmış gibi okuyalım. Bir konferans bitiminde İki İngiliz akademisyen, bu, bu da fıkra gibi oldu. Neyse iki tane İngiliz, üç tane Fransız, beş tane de Alman akademisyen yan yana dizilerek fotoğraf çektirecekler. Peki. Dizilimde İngiliz akademisyenlerin arasında en az bir tane akademisyen bulunsun istiyor. Şimdi bu tarz sorularda sevgili gençler olayı somut düşünmeniz lazım. Böyle bir durumda siz oradaki akademisyenlerden bir tanesi olsanız dersiniz ki ulan bu iki tane İngiliz'in arasına hangimiz geçecek acaba diye düşünürsünüz. Yani Normal insanlar ilk bunu düşünür fotoğraf çektirecekken. Size diyorlar ki o iki tane İngiliz akademisyen arkadaşımız var. Ya, onların arasında bir kişi geçsin dediğiniz zaman önce birbirinize bakarsınız. Eee hangimiz geçiyor diye. Sen de bu soruları çözerken ilk bunu düşüneceksin. Ama en az bir kişi dursun diyor. O zaman şunu düşünelim. Bir kişi mi geçecek? İki kişi mi? Üç kişi mi? Ama hiç şu durumu düşünmezsiniz değil mi? Size çünkü şu şekilde komut veriliyor. O iki tane İngiliz'in arasında mutlaka bir tane de olsa en az bir tane akademisyen bulunsun diyorlar. Siz şu durumu düşünmezsiniz. İki tane İngiliz'in arasında kimse olmasın. Durumunu düşünmezsiniz. Ha işte bu soruda bunu düşüneceğiz. Neden? Çünkü normalde bunlar 10 kişiler. Ve sen 10 faktöriyel biçimde bunları sıralayabiliyorsun. Ve bu tüm durumdur. Sıralamaların tüm durumu. İşte bundan istenmeyen durum olan iki tane İngiliz'in arasında kimsenin geçmemesi durumunu çıkaracaksın. İngiliz ve İngiliz dedim. Bunlar birbirlerine bir yapışsınlar. Neyle? Görünmez bantla. Yapıştırdık. 3 tane Fransızımız var ve 5 tane de Alman akademisyenimiz var. Bunları bantladığımız için tek kişi olarak düşünüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kişi varmış gibi 9 faktöriyel diyoruz çarpı bu iki İngiliz kendi arasında yer değiştirebilir iki faktöriyel. İşte sevgili gençler cevap bu. Ama şıklarda böyle bir şey yok. Ne yapacağız? Tabii ki 9 faktöriyel parantezin alacağız. Burada 10 kalır. Eksi. Burada da 2 kalır. Yani 9 faktöriyel çarpı 10'dan 2'yi çıkardın. 8 bizim cevabımız olur. Cevap da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Geçtim 11'e. Diyor ki bize. Yukarıdaki basım yılı önemsenmeyen 5 tane madeni para bir sırada yan yana kaç farklı biçimde dizilebilir diye sorulmuş. Ne gördün sen burada basım yılı önemsenmeyen diyor. Yani diyor ki o 1 lira, o bir liraların hepsi de aynı diyor. Hiçbir farkı yok diyor. Yani özdeş diyor. Yani tekrarlı permütasyondan bahsediyor. Burada 5 tane para var 5 faktörü yapıştırdın. Bölü diyorsun 3 tane birbirinin aynısı 1 bir lira var. Ve iki tane birbirinin aynısı 50 kuruş var. İşte cevap bu. 120'yi 6'ya böldün 20 geldi. 20'yi 2'ye böldün cevap 10 geldi. Yani cevabımız Adana'dır diyebiliriz sevgili dostlarım. Üçüncü sayfamıza da geçeceğiz ama ikinci sayfamıza da şöyle uzaktan bakalım. Burası çok dolu değildi zannediyorum. Aynen genelde şekilli sorular var. 12. sayfamız biraz dolabilir haberiniz olsun. 3. sayfamız biraz dolabilir. 12. sorumuzda biz bir başlayalım şöyle. Diyor ki şimdi bize. Şekildeki 6 tane özdeş kareden 2 tanesi sarı, 2 tanesi kırmızı, kalan ikisi de maviye boyanacak diyor. Yani 2 tane sarı renk kullanacaksın, 2 tane kırmızı renk kullanacaksın, 2 tane de mavi renk kullanacaksın ve boyayacaksın diyor. Kaç farklı boyama işlemi yapılır diye sorulmuş. Tabi sarıya boyadığın, sarıya boyadığın 2 tane, 2 tane kare birbiriyle özdeş de olacaktır doğal olarak. Mesela şimdi şöyle sorsaydım ben sana. Bu... 6 tane kareyi 6 tane farklı renkle boya demiş olsaydım sen hemen derdin ki hocam 6 faktöriyel. Evet 6 faktöriyel eyvallah. Fakat senin renklerinden ikisi ikisi ve ikisi birbirinin aynısı. O halde 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de böleceksin. Niye? Tekrarlı permütasyon var burada. O halde 6 faktöriyel 720. E burası da 8 yapar. 72 bölü 8'in 9 olduğunu biliyorsun. Cevaba da 90 diyebilirsin. Cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir. Deriz 12. sorumuz için sevgili gençler. Geçtim 13. soruma. Diyor ki şekilde telden yapılmış iki tane küp yan yana konmuş. Pekala telden yapılmış bunlar. Yani içi dışı her yeri boş sadece kenarları ayrıtları var. A noktasında bulunan bir uğur böceği teller üzerinden yürüyerek geriye ve aşağı gitmemek üzere. Yani sadece sağa ve yukarı gidiyor gidiyor. Bir de derinliğe doğru gidiyor tabi. Bir de derinlik boyutu var bu işin. Gitmemek üzere en kısa yoldan B noktasına kaç farklı biçimde gidebilir diye sorulmuş. Şimdi siz sadece sağa yukarı ve e, ileri doğru giderek sevgili gençler. O derinlik demeyelim de ona ileri diyelim. Yani size doğru olan kısım. Aslında size değil. Bana doğru olan kısım gibi düşünün. Evet siz çünkü ekrandan bakarken beni bu şekilde. Bu tarafa doğru gelen kısımda sevgili gençler. Yani şurası göstersem daha kolay olurmuş ya. Neyse. A noktasında bulunan bir uğur böceği demiş. B noktasına en kısa yoldan kaç farklı biçimde gider diye soruyor. Bunu yaparken sadece ama sadece şuna odaklanın. Bakın en kısa yoldan götürün bir kere. Şöyle gitti. Şöyle geldi. Ve şöyle gitti. Şu tarafa doğru yaptığınız hareketlere S diyelim. Şu tarafa doğru yaptığınız harekete I diyelim. Tamam. Şu tarafa doğru yaptığınız hareketi de Y diyelim. Yani sizin elinizde şu şekilde olan bir harf dizini var ve bu harf dizini sevgili gençler sizi B noktasına götürüyor. Sağ sağ ileri yukarı. Şimdi ben diyorum ki yukarı ileri sağ sağ yapmış olsaydık acaba gidebilir miydik? Deneyelim. Önce yukarı diyor. Sonra ileri, sonra sağ ve sağ yapsaydık a gidiyormuşuz. Peki ileri sağ yukarı sağ yapmış olsaydık acaba gidebilir miydik? bakın ona gösterelim. İleri sağ yukarı sağ a bu da götürüyor. O zaman bizim işimiz gücümüz ne? Diyor ki aslında bakarsanız şurada dört tane harfli bir kelime var. S, S, İ, Y diyor diye. Bunu harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kaç tane kelime yazılabilir dört harfli. O da dört faktöriyel böyle iki tane S olduğu için iki faktöriyeli böleceğiz. Bu da cevap 12 gelecek. İşte aslında bakarsanız tekrar permütasyon bu gibi soruların her yerinde kullanılabilir. Bir sıkıntı yok. Ve hep ama hep aynı kapıya çıkıyor. Değil mi? Geçtim 14. soruma. Diyor ki bana 4 tane öğretmen var, 8 tane de öğrenci var. Bunların arasından içinde en az bir tane öğretmen bulunan 3 kişilik bir ekip kaç farklı biçimde oluşturulur? Şimdi içinde en az bir tane öğretmen istiyorsan öğretmen öğrenci ö o da ö. O zaman şunlara şey diyelim. Eee student diyelim. Öğrenci öğrenci öğretmen öğrenci öğrenci. Öğretmen öğretmen öğrenci. Öğretmen, öğretmen, öğretmeni istiyor. Hepsini tek tek bulacağız ve toplayacağız. Değil, istemediği durum student, student, student değil mi? Öğrenci, öğrenci, öğrenci istemiyor. E, tüm durumdan bunu çıkarırız. Tüm durum nedir? Sevgili gençler 8 artı 4'ten 12 tane kişi var. Ha, bu kombinasyon sorularına da geçmiş bulunuyoruz. 12 tane öğrenciden, 12 tane kişiden herhangi 3'ünü seçme durumu tüm durumdur. İşte ben bu tüm durumdan neyi çıkaracağım? Şu durumu. Hepsinin öğrenci olduğu durum. Yani 8'in üçlüsünü çıkaracağım. Soru bitti. 12 tane kişiden herhangi üçünü 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyel eksi 8'in üçlüsünde de 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel biçimde yazıp çıkarabilirim. Paydalar eşit zaten. O halde sevgili gençler hatta hatta şöyle diyelim. 3 faktöriyelle şunu sadeleştir. 2, 3 faktöriyelle bunu sadeleştir. Şurası sevgili gençler 22 çarpı 10'dan 220 yapar. Eksi 7 kere 8 de 56 yapar. 220'den de 56'yı yani 200'den 36'yı çıkarırsak da cevabı denizli bulmuş oluruz deriz. İşte bu istenmeyen durumları e, aslına bakarsanız nereden fark edeceksiniz? Hani şöyle diyebilirsin. Hocam ben bu istenmeyen durum olan soruları vallahi de billahi de göremiyorum. Yani ne yapayım ne edeyim göremiyorum. Arkadaşlar. Şunu aklınıza tutun. Ee, mesela ÖSYM soruları standart olarak hazırlanıyor. Ee, ve diyor ki mesela size bu soru bir buçuk dakikalık bir soru. Yani varsayıyorum sallıyorum şu an. Bütün sorulara bir buçuk dakika ayıracaksın diyor mesela. Şimdi ortalama bir buçuk olduğu için bazı soruları iki dakikada bazı soruları bir dakikada. Bazılarını iki buçuk dakikada bazılarını otuz saniyede çözdüğün için ortalaması bir buçuk dakika diyelim. Ama iki buçuk dakikayı da geçmez yani. Anlaştık mı? Yani burada ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir soru sana amelelik ettirmez. Hiçbir soru sen çözemeyesin diye sorulmamıştır. Bak bu cümle çok önemli. Biz de yazıyoruz sorular. Biz de yazarız. Ve hiçbir soruyu da ahanla bunu öğrenci çözemesin. Ha buraya da bunu yapıştırayım da öğrenci bunu da düşünemesin. Hadi bunu da çözemesin. O zaman kitap satmaz be. Değil mi yani mantıklı düşünün. Hiçbir soruyu biz siz çözemeyesiniz diye hazırlamıyoruz. Sadece ama sadece şunu düşünüyoruz. Ee, öğrenci bu soruyu ee, bir şeyi fark ederek çözsün istiyoruz. Bir kısa yolunun olduğunu bilerek çözsün istiyoruz. Bu kazanımı kazandırmak istiyoruz. İşte o zaman zaten yazılan soru güzel olur. Anlaştık mı? O yüzden sen de çözdüğün zaman ve onu fark ettiğin zaman ahanla bak ben gelişmişim diyebilirsin. Olay bu zaten. O halde sevgili gençler sen ee, soruyu okudun diyelim sınav esnasında soruyu okudun veya deneme çözüyorsun sorunu gördün okudun bitti. Upuzun bir yol keşfettiysen bil ki o sorunun mutlaka kısa bir yolu vardır. Yani gidip şunu 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 bazen 5 tane oluyor 5 tanesinin öğrenci hepsini topluyor top buluyor 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 hepsini bir de topluyor cevap işaretliyor. Bu çok uzun bir yol olur. Bu tarz sorularda istenmeyen durum vardır. Permütasyon kombinasyonunda istenmeyen durumu çıkarırsın sevgili kardeşim. Tamam. 15. sorumuzdayız. Oya kap karanlık sözcüğünde sadece iki harfin yerini birbiriyle değiştirerek bir sözcük elde edecektir. Buna göre oya kaç farklı sözcük elde edebilir diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler bazı harfler birbirini tekrar ettiği için bu kelimenin içerisinde. Dolayısıyla bazı harfleri yer değiştirdiğimiz, o tekrar eden harfleri yer değiştirdiğimiz zaman doğal olarak harf hiçbir değişikliğe uğramayacaktır. Şimdi sevgili gençler bu kap karanlık kelimesi 11 tane harften oluştuğu için ben 11 tane harften istediğim iki tanesini seçip yerlerini değiştirmek istiyorum. 11'in ikilisi tane seçim yapabilirim ve böylelikle de yer değişikliği yapabilirim. Fakat bu tümü yani bu kap karanlık kelimesinin tüm harfleri birbirinden farklı olmuş olsaydı eğer cevap 11'in ikilisi olurdu. Sıkıntı yok. Fakat biz sevgili gençler burada A harfinden 3 tane olduğunu gördüğümüz için bu A harfinin yer değişiklikleri hiçbir işe yaramayacaktır. Yani sen şuradaki A ile buradaki A'yı yer değiştirdiğin zaman kelime değişmeyecektir ve yeni bir kelime elde edilemeyecektir. Aynı şey K harfi için de geçerli. Bakın 3 tane K harfi var. O halde bir 3'ün ikilisi daha çıkarmamız şart. Başka bakın K'yi A'yı K'yi A'yı buradaki A'yı ve buradaki K'yi sildikten sonra birbirinin aynısı olan başka bir harfimiz kalmadı. Demek ki cevabımız bu. 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2'den 55. Eksi 3'ün ikilisi 3. Üç. Eksi 3'ün ikilisi yine 3 yapar. Yani 55'ten 6'yı çıkar diyor. Cevabımız 49 olacaktır. Yani cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 16. soruma. Bir alışveriş merkezinde 2 tane 4 ve 1 tane 5 kişilik asansör var. 2 tane 4 kişilik var. Şöyle. Ve 1 tane de 5 kişilik bir asansör varmış gibi düşünebiliriz. Pekala. Buna göre 13 kişi bu asansörlere kaç farklı biçimde binebilir diye sorulmuş. Zaten 4 artı 4 artı 5 13 yapıyor. Yani bu 13 kişinin her biri de bir asansöre mutlaka binecek ve tüm asansörlerde dolu biçimde hareket edecek diye anlaşılabilir bu. Sıkıntı yok. O halde diyeceğim ki önce hangisini seçmeye başladığınız hiç önemli değil. Ben önce şuradaki dördülüğü seçeceğim. 13'ten 4 kişiyi seçtim ve dedim ki hadi siz bu asansörle bir çıkın bakalım. Geriye kaldı 9 kişim. 9 kişiden herhangi 4 tanesini seçtim. Ve dedim ki hadi siz de bu asansörle yolunuza devam edin. Geriye 5 kişi kaldı ve o 5 kişiyle dedim ki siz de diğer asansöre kalanlarınızda hadi Allah dedim gönderdim. Cevap bu. Yani 13'ün dörtlüsü çarpı 9'un dörtlüsü çünkü 5'in beşlisi 1 yapacaktır. Cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. 17. sorumuz. Aşağıda daire ve kareler verilmiş. 6 tane daire, 4 tane karemiz mevcut. 2 farklı renkte boyası olan metin dairelerden 3'ünü ve karelerden 2 tanesini boyayacak. Metin bir rengi daireleri diğer rengi kareleri boyamak için kullanacağına göre yani karelerle daireler boyanacak olan kareler ve daireler birbirinden farklı renkte olacakmış. Kaç farklı boyama yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Ee, karelerden ve dairelerden kaç tanesini seçecektik? Dairelerden 3 tanesini. 6 tanesinden herhangi 3'ünü seçtim. Çarpı. Karelerden de 2 tanesini. 4 tane kareden herhangi 2 tanesini seçtim. Çarpı. İki tane renk olduğu için bunlar iki faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Yani mesela kırmızı ve mavi varsa ya bunu kırmızıyla bunu maviyle ya da bunu maviyle bunu kırmızıyla boyamamız gerekiyor. Dolayısıyla çarpı iki faktöriyel diyebiliriz. 6'nın üçlüsü 20, 4'ün ikilisi 6, 2 iki faktöriyel 2. Ben bunların hepsini çarparsam 240 cevabına ulaşırım. Doğru cevabım 17. sorunun cevabı da Ceyhan seçeneği olmuş olur. 18. sorum. Şekildeki sulu boya kutusunda 5'li iki sırada toplam 10 göz olup gözlerden her birinde birbirinden farklı renkler var. Aslına yani bakarsanız sulu boya paletinde 10 e, tane farklı renk var deniliyor. Ercüment 3 kentli bir haritayı, haritamız bu. Her kent birbirinden farklı bir renkle boyanacak biçimde boyayacaktır. Kentlerden ikisini 5'li sıraların birinde, birindeki iki rengi, diğer kenti ise diğer beşli sıradaki bir rengi kullanarak boyayacaktır diyor. Yani diyor ki mesela üstten iki tane renk alttan bir tane renk kullanacaksın. Ya da üstten bir tane alttan iki tane kullanacaksın diyor. Ercümenç kaç, kaç farklı boyama yapabilir diye sorulmuş. Şöyle diyelim. Önce diyelim ki üstteki paletten yani şu paletten sevgili gençler sıradan iki tane renk seçelim. Beşin ikilisi biçiminde seçtim. Çarpı şuradan da bir tane seçelim. Beşin birlisi çarpı 3 faktöriyel biçimde bunları boyayabilir 3 tanesini. Ya da sevgili gençler tam tersi yani 5 tanesinden şuradaki 5 tanesinden ikisini buradaki 5 tanesinden birisini çarpı 3 faktöriyel de diyebiliriz. E zaten bunun aynısı geleceğine göre 2 tanedir bundan diyebilirim. 5'in ikilisi 10, 5'in birlisi 5, 3 faktöriyel 6 çarpı 2 diyeceğiz. Burası 30, burası çarpı 2'den 60. 10 ile çarparsam da cevabım 600 olur. 18. sorumuzun cevabı da Böylelikle Edirne seçeneği olmuş oldu. Yine sayfamıza şöyle uzaktan bir bakış atalım. Gayet güzel çalışılmış çalışmış bir öğrencinin sayfası gibi. Sizin de sayfalarınız inşallah videoya gelmeden önce böyledir sevgili gençler. 19. sorumuz. A kümesi 1, 2, 3, B kümesi de A, B, C, olmak üzere. A kümesinden iki tane B kümesinden 3 tane eleman seçen Çetin bu elemanlarla 5 karakterli bir şifre oluşturacak. Örnek olarak şifrede bakın 3 tane harfimiz var. 2 tane de sayımız var, rakamımız var. Şifremiz de 1AB2C. Böyle bir şifredir diyor. Çetin kaç farklı şifre oluşturabilir diye sorulmuş. Şuradan 2 tane seçecektik. 3'ün ikilisi biçiminde bu seçimi yaparım. Çarpı. Buradan 3 tane seçecektik. 4'ün üçlüsü biçiminde bu seçimi yaparım. Çarpı. 5 haneli bir şifreyi kendi aralarında 5 faktöriyel biçimde sıralar. Burası 3, burası 4, burası da 120. Ben bunları çarpacağım. Yani burası 12 çarpı 120 dersem 12 kere 12'nin 144 olduğunu biliyorsun. Sonra da bir tane sıfır ekleyeceksin. Yani cevabın senin Denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşım. Geçtim 20'ye. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından. istenilenlerle yazılabilecek 3 basamaklı bir sayıda her rakam hemen sağında bir rakam varsa o rakamdan büyük olacaktır. Yani bizim yazacağımız sayı A büyük B büyük C biçiminde olan ABC sayılarıdır diyoruz. Kaç farklı sayı yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi ben size desem ki arkadaşlar burada 5 tane rakam var. İstediğiniz herhangi 3 tanesini seçin. Mesela siz de gittiniz 2'yi seçtiniz 3'ü seçtiniz 5'i seçtiniz. Zaten bu 2, 3 ve 5 kendi aralarında mecburi olarak 5 büyüktür, 3 büyüktür, 2 olduğu için sadece 532 sayısının yazmanıza müsaade edecektir. O halde sevgili arkadaşlarım ben burada herhangi 3 taneyi seçtiğim zaman aslında tüm ne kadar sayı yazılabiliyorsa onun da sayısını bulmuş oluyorum. 5'in üçlüsü kaçtır? 5'in ikilisine eşittir. Yani 10'dur diyebiliriz. O halde cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. 21. sorumuz. AE ile FP e, birbirine dik olacak şekilde. Ardışık noktalar eşit uzaklıkta. Yani şu her ardışık nokta eşit uzaklıktaymış. Buna göre yukarıdaki 13 nokta ile kaç farklı dik üçgen oluşturulur diye sorulmuş bize. Peki. Şimdi şöyle diyebiliriz bakın. Ben diyorum ki şuradaki AE doğrusu üzerinde e'yi sayacak mıyım? E'yi saymayayım. Çünkü sevgili gençler bir köşe olarak burayı kullanacağım zaten ben. Tamam yani burası dik olduğuna göre bu köşeyi kullanmak artık farz. 1, 2, 3, 4 tane nokta burada var. 1, 2, 3, 4 tane nokta burada var. Ben şu A, B, C, D'den yani 4 tanesinden bir tanesini seçip şuradaki F, G, H, K'dan da 4 tanesinden yine bir tanesini seçersem bir dik üçgen oluşur. Mesela buradan G'yi karşısında B'yi seçtim. Bir dik üçgen G'yi ve A'yı seçtim. Başka bir dik üçgen G'yi, D'yi seçtim. Farklı bir dik üçgen. H'la C'yi seçtim. Yine bir dik üçgen. H'la A'yı seçtim. Yine bir dik üçgen. Bunların hepsini sayabiliriz. İşte bu sayımı da zaten 4'ün birisi çarpı 4'ün birisinden yaptık. Yani buradan 16 tane dik üçgenimiz oluştu. Bu bir. İkincisi. Aynı şeyi bu tarafta bulmuştuk ya. Bu tarafta da dik üçgenleri bulabiliriz. Mesela D ile L'yi seçtim. C ile M'yi seçtim. D ile P'yi seçtim. A ile M'yi seçtim. A ile P'yi seçtim. Gibi dik üçgenler oluşturulabilir. Dolayısıyla yine burası da 4'ün birlisi çarpı 4'ün birlisinden 16 da buradan gelecek. 16 16 32 yaptı ama cevap 32 değil. Peki nedir? Şimdi sevgili gençler gayet mantıklı aslında 32 işaretlemek ama e, biz farklı dik üçgenlerde elde edebiliriz. Nasıl elde edeceğiz? Mesela ben size şöyle bir soru sorsam bu dik üçgen olur mu acaba? E, bakın buraya dikilmiş değil mi? Burası dik sevgili gençler. Ee, ve şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela dikten dikindiğini düşünebilir miyiz? Yani dik e, açı azab acaba şuranın üzerinde olabilir mi? Bu AE doğrusunun üzerinde olabilir mi diye düşüneceğiz. Şöyle bakın şurası bir birim olduğunu görüyorsunuz. Burası da bir birim burası da bir birim. Eğer ki ben şunları şu şekilde birleştirirsem bir dik üçgen elde ederim. Çünkü öklitten kaynaklı birin kare eşittir bir kere birdir. Burası diktir. Mesela bu şekilde sayabilirim. O halde aynı şeyi ben şurası için de yapabilir miyim? Mesela 2'nin karesi eşittir 2 kere 2. Bu da bir dik üçgendir. Bu da bir dik üçgendir. Ve şu da bir dik üçgendir diyebilirim o halde. Yani 1, 2, 3, 4 tane de buradan geldi. Etti 36. Cevap 36 mı? Hayır. Hayır. Bunları saydık 4 tanesini. 36 tane bulduk şu an. Başka bir dik üçgen var mı? Bulalım. Bulmaya çalışalım. Mesela sevgili gençler. Az önce şuraya 1 demiştim ya e, Ya da şöyle diyelim Şöyle diyelim e, Ben şuradaki 2 birimliği seçmek istiyorum 2 birimliği Şunu şuradan indirdim CK'yı Ve daha sonrasında da burayı götürdüm Şuraya e, koydum Şu şekilde aynen Bakın burası 2 iki birim 2'nin karesi 4 1 kere 4 4 Demek ki burası da dik Öklit Doğru mu? Başka bir de bunun zıttı var Yani şunla Şu var sevgili gençler Şuradaki dik üçgenimiz. Onu da şöyle çizeyim ben size. Şu dik üçgenden bahsediyoruz. E burası da diktir. İki tane de buradan geldi. 38 artık daha yoktur diye bir işaretleyebilirsiniz. Cevap 38. Peki farklı bir şey var mı hocam? Daha farklı bulamaz mıydık? Yani bulurdun da şu FGHKELMNP noktalarının olduğu doğrunun biraz daha uzun olması gerekiyordu. Çünkü sen şimdi şurayı seçtiğin an burayı seçtiğin an 3'e 3'tü burası. E, 3'ün karesi de 9 gelir. Şimdi burayı sen 1 yaptın. Burayı 9 yapman gerekiyordu. Anlatabildim mi? Dolayısıyla daha farklı, fazla seçemezsin. Cevabımız 38'di. E, ee, bu da ufkunuzu genişletecek olan sorulardan bir tanesiydi. E, ee, her ayrıntıya dikkat etmemiz gerektiğini aslında belirten bir soru. 22. sorumuzdayız arkadaşlar. A kümesi A, B, C, D, E, F elemanlarından oluşmuş. Bu kümenin farklı elemanlarıyla yazılacak. 3 harfli bir sözcükte Soldan ilk harf A ve B harflerinden birisi olacaktır. Kaç farklı sözcük yazılabilir demiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 3 harfli e, sözcükler yazılacak. Şöyle 3 harfliyi seçtim. Eğer ki burası A olursa diyeceğim. Yani A'yı seçmiş bulundum artık. Burada geriye 5 tane harf kaldı. 2 tanesini seçmem gerekiyor. 5 tanesinden ikisini seçtim. Ve bunları 2 faktöriyel biçimde sıralarım derim. Aynı şeyi B için de yapabilirim. Yani burası B olursa bu sefer B'yi kullandım derim. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane harf kaldığı için 5'in ikilisi çarpı 2 faktöriyel biçimde de sıralarım derim. Bakın şurası 10 kere 2'den 20. Bakın burası da 20 gelecek. O halde toplamda 40 tane ben e, harfler, bu harflerle oluşturacağım kelimeler üretebilirim. 22. sorunun cevabı da böylelikle Edirne seçeneği olmuş olur. Ve Binomdayız artık 23. soru. Binom sevgili gençler. Diyor ki 2x 3y'nin küpü açılımında baştan 3. terimin katsayısı. Öncelikle ben size şuraya not olarak buraya not diyebilirsiniz sevgili gençler. x artı y'nin eninci kuvvetinin açılımında r artı birinci terim. tabii bu x'in azalan kuvvetlerine göre düzenlenen bir açılım olacak. r artı birinci terim nedir? n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. İşte bu formülü kullanıyoruz biz sevgili gençler ve soruların neredeyse %99'unu bu formül yardımıyla çözebilirsin binomda. Peki bu soru için 3. terim demiş. Şimdi r artı 1'i 3. terim olarak kabul edersen r 2 olur. 3'ün n burada 3 üç çünkü 3'ün ikilisi çarpı 2x'in i̇ki iki 2x 3'ten 2'yi çıkarttım birinci kuvveti çarpı eksi 3y'nin de burada karesini alacaksın. 3'ün ikilisi 3. 2x'in i̇ki birinci kuvveti 2x. Eksi 3y'nin karesi de 9. Y kare yapar sevgili gençler. Kat sayı sorulmuştu. 9, 2 ve 3'ün çarpımı bize kat sayı verir. Yani 6 kere 9, 54 dersiniz. Cevabınız Edirne seçeneği olur. Geçtim 24'e. 2x eksi 3y'nin 9. kuvvetinin bir açılımı verilmiş. Açılımın bir kısmı verilmiş sevgili gençler. O kısım şurası. Peki baya böyle karman çorman bir e, kısımmış burası. Bir terimmiş. P artı A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle sevgili gençler. Burada 2X'in bak X'in C'ninci kuvveti alınmış değil mi burada? E, X'in C'ninci kuvveti alınmış. 2'nin de A'nıncı kuvveti alınmış. Aslına bakarsanız 2X'in C'ninci veya A'nıncı kuvveti alınmıştır diyebiliriz. Demek ki 2 üzeri C 2 üzeri A'ya eşitse. Burada A'nın ben C'ye eşitliğini kullanabilirim. Ekstradan tabii bir de 3Y'nin de 5. kuvveti alınmış. Çünkü Y üzeri 5 var burada. Demek ki 3'ün de 5. kuvveti alınmış. O halde arkadaşlarım e, buradaki 3'ün B'nin kuvveti 3 üzeri 5'e mecburi olarak eşit olacaksa B %100 5'miş. Bunu da biliyoruz. Hatta ve hatta benim formülümün. Aha da bak şurada vermiştik biz formülü. O formülü alalım. Aşağıya doğru çekelim bakın formülünde bu olduğunu biliyoruz ya yani ben şuraya yazacağımı şurada zaten belli ediyorum e, y'nin burada hangi kuvvet alınmış 5 Demek ki sevgili gençler şuraya hangisi yazılıyormuş 5 yazılıyormuş e şimdi ben buraya 5'i yazdıysam şunu da biliyorum ya bakın 5 ile e, burada C'nin toplamı yani x ve y'nin literimlerin e, üstlerinin toplamı bize Şurayı verecek Demek ki Cde 4'müş e, o zaman a da 4'tür Bir de p var arkadaşlar ben zaten buranın da 5 olduğunu söylemiştim. P de 5'miş. Artık yerine yazıp toplayabiliriz. P 5'ti. E, A 4'tü. C de 4'tü. B de 5'ti. Bunların toplamı da 18 yapar. Demek ki cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. 24. sorumuz için. Geçtim 25'e. 7 üzeri 6 eksi 30 çarpı 7 üzeri 5 artı 15 çarpı 7 üzeri 4 çarpı 5'in karesi diye devam eden e, terimler var sevgili gençler. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle 7 üzeri 6 ile başlamış 5 üzeri 6 ile bitirmiş arada da eksili artılı terimler var. Demek ki artık şunu söyleyebilirim ki ben burada hem 7'yi hem de 5'i kullanacağız. Aradaki mutlaka eksi olacak ve tabi doğal olarak 6. kuvveti alınacak. Almaya da başlarsanız zaten öncelikli olarak 6'nın e, ilk terim için sıfırlısı diyeceğim. Altının sıfırlısı çarpı 7 üzeri 6'dan sıfırı çıkardım. 6 çarpı eksi 5'in sıfırıncı kuvveti artı altının birlisi çarpı 7 üzeri 5 6'dan 1'i çıkararak elde ediyoruz 5'i çarpı eksi 5'in 5'in birinci kuvveti diye devam ediyor. Bakın 6 ile de eksi 5'in çarpımı eksi 30 yapar eksi 30 da buradan geliyor demek ki cevap bu olacak 7'den 5'i çıkardınız 2, 2 üzeri 6 sorulmuş bize aslına bakarsanız cevap 64'tür şimdi binom bilmeyen bir adama şunu sorsak ne vardı sizce ben söylemek istemiyorum <laughs> çünkü korkuyorum evet sevgili gençler sayfamıza şöyle uzaktan bir daha bakalım ee, güzel karalanmış ve tabii ki tamamı doğru olan <laughs> doğru çözülmüş sorulardan mevcut Tabii de karalanmış sayfa da önemli ama o karalanmış sayfanın hepsinin üzerinde de ben biliyorum deneme sınavlarından sonra siz yapıyorsunuz biliyorum çok iyi biliyorum. Şu tarzda işaretleriniz var ya bir de hepsinde böyle işaretler varsa var ya of tadından yenmez. İnşallah tüm denemeleriniz öyle geçer. Sınavınız öyle geçer diyemedim burada çünkü sınavda kitapçıkları vermiyorlar biliyorsunuz ama... Denemeleriniz zaten bu şekilde geçerse sınavınızın da bu şekilde olacağından hiç şüpheniz olmasın. Sıkıntı yok. Şimdi geçtim 26. soruma. Diyor ki bana yine bir binom sorusu. <laughs> Buna binom demeyelim. Bu aslında trinom. Değil mi? Kaç kişi duydu trinomu? Binom ikili terim. Trinom üçlü terim. Değil mi? O şekilde gidiyor. Nom terim demek çünkü. Şimdi üç tane terim olduğu için ve bunun dördüncü kuvveti alındığı için trinom açılımı aslında bu binom değil. X küplü terimin katsayısı sorulmuş bize. Ee, aslında bakarsanız bunu üçlü terim olarak açmayacağız. Müfredatımızda üçlü terimin açılımı da zaten yok. E peki ne yapacağız? Ki X kare artı 2, X artı 1 dediğimiz şey zaten X artı 1'in Aa Döndü binoma. Aldım dördüncü kuvvetini bu X artı 1'in sekizinci kuvvetidir ve X küplü terim soruluyorsa... Diyeceğim ki bak 8'den bir şeyi çıkarınca onu ben x'in kuvvetine yazıyordum. Demek ki 8'den 5'i çıkaracağım ki x küplü terim gelsin. Çarpı x üzeri 3 çarpı 1 üzeri 5 diyeceğim. ve 8'in 5'lisi sorulmuş o zaman. Bize katsayı olarak sadece bu var. Çünkü 1 zaten 1'dir. 1 üzeri 5 zaten 1'dir. 8'in 5'lisi de 8'in 3'lüsüne eşittir. Ve bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktör yelden cart gitti. 7 kere 8 56'dır. Cevap da denizlidir diyebilirim o halde. 27. sorumdayım. Yukarıda A noktasından labirente giren fare, aşağıdaki peynirlere toplam kaç farklı yoldan ulaşabilir? Gayet basit düşünüyorsunuz. Fare buradan e, ilk girişte sarı noktaya, sarı kareye kaç farklı biçimde ulaşabilir? Bir farklı biçimde. Maviye de birdir. Hani buradan dümdüzlerler. O zaman buradaki sarıya da, maviyete sarı, mavi hepsine de bir farklı biçimde ulaşır diyebilirim. Gerçi karelere ulaşmıyormuş, üzgünüm, özür dilerim. Yollardan ilerliyor çünkü. Şöyle diyeceğiz o halde. Şuradaki köşeye bu bir farklı biçimde gelebilir, buraya da bir farklı biçimde, buraya da bir farklı biçimde gelebilir. Burayı da tekrar ederse, yani devamında hareket ederse, bu köşelerin hepsine de birer farklı biçimde bu fare gelecektir. Aynı şey burası için de geçerli. Şöyle yapalım, aynı şey burası için de geçerli dedik. Pekala. Sonra peki. Bak buraya bir, buraya bir farklı biçimde geliyorsa, şuradaki kesişim yerine iki farklı biçimde gelir. Buraya bir, buraya iki ise buraya üç farklı, buraya da üç farklı. E, hayda bu Pascal üçgeni. Bir 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 bir, bir iki bir. bir bir üç üç bir. Değil mi? O zaman toplayalım biz bunları. Dört, altı, dört. Burası kaç yapar arkadaşlar? E, bir dört, beş yaptı, e, on, on beş bir. E burası da sevgili gençler altı, on beş, yirmi, on beş. 6 ve 1 artık burayı yazacağız. Buraya zaten bir farklı biçimde ve buraya da bir farklı biçimde. Ki aslına bakarsanız şöyle de diyebiliriz. Bakın şuradaki sayıların toplamı bir sonuçta buradakileri toplayacağız ya. 1 artı 2 artı 1'den 2'nin karesi kadar yani 4 oluyor. E burası 2'nin küpü. 2'nin 4. kuvveti. 2 üzeri 5'tir bunların toplamı. 2 üzeri 6'dır ve burası da 2 üzeri 7'dir bunların toplamı da. Yani cevap 128'dir diyebiliriz böylelikle. Artık bu tarz sorularda şu işlemi uygulayabilirsin. Hepsini tek tek buraya yazıp da toplamana falan lüzum yok. Geçtim 28'e ve bir olasılık sorusu. Artık geriye kalan tüm sorularımız olasılık sevgili gençler. Haberiniz olsun. Bir zarın 3 gelmesi olasılığı 1 bölü 2'dir demiş. Zarın üzerinde 6 tane sayı var ve 6 tane sayı içerisinde bir tanesi de 3 Dolayısıyla sevgili gençler üçgenin olasılığı 1 bölü 6'dır. Yani bu çok hoş bir cümle olmamış. Bir zarın en az bir gelme, bir gelme olasılığı 1'dir. Zaten zar attığın zaman en az 1 gelecektir. Dolayısıyla hani ben sana bir soru sorsam. E, bak Ali, Ahmet, Mehmet, Ayşe e, ben bu zarı atıyorum en az... Bir gelme olasılığı nedir diye hocam zaten kesinlikle en az bir gelir dersin. İşte kesin olan olaya biz olasılığına bir diyoruz. İkinci öncülümüz doğru. Bir zarın birden küçük gelme olasılığı da imkansız olaydır. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü öncüllerimiz doğru deyip Edirne seçeneğini işaretleyebilirsin. Geçiyorum 5. sayfanın sağ üst tarafına 29. sorumdayım. Diyor ki bana ABCD karesi birim karelerden oluşmakta. Peki şekilde şekilden rastgele bir dök, dikdörtgen pardon dörtgen seçildiğinde bu dörtgenin kare olma olasılığı nedir diye soruluyor. O halde biz bu şekilde kaç tane dikdörtgen var kaç tane kare var bunları bulacağız. Arkadaşlarım dikdörtgenler ve paralel kenarlar özellikle bulunurken iki tane dikey paralel ve iki tane yatay paralel doğruya ihtiyacımız vardır ki ortada bir tane dikdörtgen oluşsun. O halde bakın burada şuradaki, buradaki, buradaki ve buradaki dikey doğrulardan yani dört tane dikey doğrudan herhangi ikisini buradaki, buradaki, buradaki ve buradaki toplam dört tane yatay doğrudan herhangi iki tanesini seçip Bunların sayılarını çarparsam 6 kere 6'dan 36 tane dikdörtgen olması gerektiğini görebilirim. Bu şekilde 36 tane dikdörtgen var. Peki kaç tane kare var? Kareleri saymanın da kolay yolu şudur. Buraya 1 yazarak başlıyorsunuz ve birlerle bir L çiziyorsunuz. Daha sonrasında tabii ki 2 ve daha sonrasında 3 yazıyorsunuz. Tabii L oluşmuyorsa bu şekilde bırakıyorsunuz. Burada oluşan tüm sayıları topladığınızda kare sayılarını bulursunuz. 6, 5 ve 3. Toplarsanız sevgili gençler 6, 5'i ve 3'ü 6, 5 daha 11, 3 daha 14 yapar 14 tane de e, karemiz varmış diyebiliriz. İstenilen sayı kare sayısı tüm durum dikdörtgen sayısı. Cevap 14 bölü 36'dır yani 7 bölü 18'dir diyebiliriz. Böylelikle Edirne bizim cevabımızdır deriz sevgili gençler. Geçtim 30'a. Bir kalemlikte her kalemin seçilme olasılığı eşittir. Bu kalemlikten rastgele seçilen bir kalemin kurşun kalem olma olasılığı 3 bölü 5'tir. Hmm. Peki kalemlikteki toplam kalem sayısı kurşun kalem sayısından da 4 fazladır. Şimdi şöyle diyeceğim bakın. Bu kalemlikten rastgele seçilen bir kalemin kurşun kalem olma olasılığı 3 bölü 5'tir diyor ya. Demek ki benim kalemliğimin içerisinde 5K tane kalem varsa... Bunlardan 3K tanesi kurşun kalemdir diyebilirim. Çünkü kurşun kalem sayısının tüm kalem sayısına oranı kurşun kalemlerin seçilme olasılığını yani 3 bölü 5'i verir. Geriye hangi kalemler kalıyor? Kaç tane kalem kalıyor? 2K tane. Kalemlikteki toplam kalem sayısı kurşun kalem sayısından 4 fazladır. Yani 5K 3K'dan 4 fazlaysa 2K 4'tür demek ki K 2'dir diyebilirim. Kalemlikte toplam kaç kalem vardır? E ben 5K tane kalem var demiştim. K'yı da 2 bulduğuma göre 5 kere 2 cevabı 10 diye verecektir bize. 30. sorumuzu da bitirdik. Artık 31. sorumuza geçiyoruz. Son 10 tane soru kaldı. Son 10 soruyu çözmeden önce de kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmazsan beni mutlu edersin diyorum. Vaktini fazla çalmıyorum. Çözüyorum 31. soruyu. 1, 2, 3, 4 sayılarının tümü her dairede bir sayı olacak biçimde. Aşağıdaki 4 dairenin içine rastgele yerleştirilecek diyor. Buna göre ilk ve son dairenin içindeki sayıların toplamının diğer iki dairenin içindeki sayıların toplamına eşit olma olasılığı sorulmuş. Bu tarz sorularda önce tüm durumu bularak başlayın. Bu 4 tane sayı 4 tane çemberin içerisine kaç farklı biçimde yerleşir? Tabii ki 4 faktöriyel. İşte bu tüm durumdur sevgili gençler. Bunu buraya yazdınız. Paydamız 24 olacak. Artık bu garanti. Peki istenilen durum ne? Bakın 1 ile 4'ün 2 ile 3'ün toplamı birbirine eşittir. Dolayısıyla ben buraya 1, 4. Buraya da 2, 3 yazarsam sıkıntı olmaz diyeceğim. Peki 1 ile 4 kendi arasında yer değiştirebilir. 2 çarpı. 2 ile 3 de kendi arasında yer değiştirebilir. Çarpı. Bir de ben diyorum ki şu ikisini şu ikisini böyle böyle yer değiştirsek. Yani 2 ile 3'ü buraya 1 ile 4'ü buraya yazsak ne olur? Artı e, ne diyeceğim 2 ile 3 bu taraftayken 2 çarpı 1 ile 4 bu taraftayken iki farklı şekilde yer değiştirebilir. Kendi aralarında bakın 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 4 artı 4 8, 8 bölü 24 de bize cevabı 1 bölü 3 olarak verecektir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz 31. sorumuz için. Ayıp olmasın bu sayfa için de şöyle uzaktan bir bakalım çözülmüş bir sayfa ve artık bunlara da böyle böyle tik atabiliriz sevgili gençler. Değil mi? Yani cevap anahtarına bakmıyorum ama cevap anahtarı benim zaten yani bir zahmet değil mi? <laughs> Geçiyorum sevgili gençler bir diğer sayfamda 32. soruma. Alperen müzik çalarında aşağıdaki gibi kayıtlı 5 parça varken rastgele bir parça dinleyecektir. Buna göre Alperen'in X parçasını veya A sanatçısına ait bir parça dinleme olasılığı nedir diye sormuş. Bir kere X parçasını iki tane X parçası görünüyor listede. Birbirinin aynısı demek ki. Dolayısıyla 2 bölü 5 olasılıkla X parçasını dinler. Veya dediğine göre topluyorsunuz. A sanatçısına ait kaç tane parça var? 1, 2, 3 tane. 3 bölü 5 diyorsunuz. Eşittir. 5 bölü 5, 1. Yani kesin bir olay mıymış bu? Yani madem kesin olay ya Z parçasına tıklamış olsaydı tamam bu kabul. Peki ya Y parçasına tıklamış olsaydı ne A sanatçısını dinleyecekti ne de X parçasını. Neden bir çıktı? Bir düşünelim mi niye bir çıktı bu? Neden biliyor musunuz? Çünkü ben burada X parçasını sayarken zaten A sanatçısını burada da X parçasını sayarken zaten A sanatçısını sayıyorum. Yani buradaki 2 bölü 5'i burada da ben toplamış oldum. Yani ben diyeceğim ki bu birden 2 bölü 5'i çıkarmam gerekiyordu. Ya da bunu yaparken daha yaparken çıkarın. Eksi 2 bölü 5. Niye? 2 defa saydık aynı durumu. Dolayısıyla şunlar şu birbirini götürür. Cevabın da 3 bölü 5 olur. Peki. Geçtim 33'e. Bir deney sonucunda. A, B ve C gibi 3 ayrık sonuç mümkündür. Olduğuna göre demiş PC ifadesinin değeri. Bakın. Şunu nasıl okuyoruz? A'nın olma olasılığı. Bunu C'nin olmama olasılığı, bu B'nin olma olasılığı, bu C'nin olma olasılığı diye okuyoruz. Şimdi arkadaşlarım, canlarım gelin bunları bir toplayalım biz. Hocam ne işimize yarayacak bir toplayın bakalım. Siz de ne işimize yarayacak o zaman bir bakalım. Çünkü alt alta verilmişti. Ne yapacağız yani çıkaracak mı? Çıkarsan hiçbir şey bulamayacaksın. En azından topla bak şimdi. P.A. Hocam ezbere konuşuyorsunuz diyenler illaki olacaktır şimdi de yani şöyle düşünüyoruz. Şimdi sen Pc ile Pc üssünü topladığın zaman e, evrensel küme elde ediyorsun ya. Heh. Yani C ile C'nin tümleyeninin toplamı, birleşimi evrensel kümedir. E, da toplayınca bunlar bir yapacak çünkü. Ondan diyorum ben. Gördüm ben onu. Pa artı Pb artı Pc artı Pc üssü. Şimdi biz bunları topladık. 11 bölü 8 de 1 bölü 2 yani 4 bölü 8'i toplayınca kaç gelir? 15 bölü 8 gelecek. Yani birden büyük olması gayet doğal. Çünkü zaten şuranın kendi başına hepsi 1. C'nin olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'dir. Peki bu biri attın karşıya. PA artı PB. Ne geldi sevgili gençler bu? 1'i karşıya atarsan yani 8 bölü 8'i. 7 bölü 8 gelecektir. Şimdi ABC 3 ayrık sonuçsa ben diyorum ki şu A'nın olma olasılığı B'nin olma olasılığı toplamı 7 bölü 8 ise normal şartlar altında PA artı PB artı PC de zaten 1 olmak zorunda. Çünkü bunlar 3 ayrık olay. Madem şurası 7 bölü 8 güzel kardeşim şurası 1 bölü 8 etmez mi be? Eder vallahi. O zaman burası 1 bölü 8 ise Burası 1 bölü 8 ise aha bu da 1 bölü 8'dir. Pardon özür diliyorum. Zaten onu bulmuşuz ya. <laughs> Cevap Adana. <laughs> PB'yi soruyor zannediyorum. Cevap sevgili gençler PC soruluyordu. Ben PC'yi 1 bölü 8 buldum. Cevap Adana'dır diyebiliriz. Baya hızımızı alamadık yardımdık gidiyorduk. B'yi bulacaktık. Bir yazılı da bulamazdık da gerçi neyse. Ya bulurmuşuz ya. Niye bulamıyoruz ki? Buluyordum vallahi değil mi? Yani şurada 1 bölü 8'i 3 bölü 8 işte. Yani Kendimi küçümsedim bulamazdık diye. Bulurmuşuz ya. 34. sorumuz. Bir yazılıda öğretmen öğrencileri A, B ve C olmak üzere 3 gruba ayırmış ve her grubun 10 tane olan yazılı sorularını tahtaya yazmıştır. Sonradan sınıfa gelen bir öğrenci tahtadaki sorulara baktığında A grubunun sorularından birini, B grubunun sorularından ikisini, C grubunun sorularından üçünü bilmediğini görmüştür. Hmm, peki öğretmen bu öğrenciyi rastgele bir gruba alacağına göre... Öğrencinin A grubuna geçme veya 8 soruyu bilme olasılığı nedir? Şimdi 8 soruyu biliyorsa 10 tane soruluk bir sınavda 8 soruyu biliyorsa 2 soruyu bilmediği gruptur. Yani B grubudur. Yani diyor ki A grubuna veya B grubuna geçme olasılığı soruluyor aslında bize. Şimdi o halde arkadaşlarım bu olasılık sorulmuş bize. A, B veya C grubuna gelme olasılığı tabi her birinin olasılığı eşit olacak. A grubuna gelme olasılığı 1 bölü 3 ise o halde B grubuna gelme olasılığı da 1 bölü 3'tür. Toplamları kaçtır? 2 bölü 3. Yani cevabımız 34. sorumuzun cevabı Edirne olacaktı sevgili gençler. Şu kısmı anlamayanlar için bir daha söylüyorum. Diyor ki bakın A grubuna geçme burası okey herkes anladı. Veya diyor 8 soruyu bilme olasılığı soruluyor. Bu ne demek? 8 tane soruyu yapabiliyorsa biliyorsa demek ki 2 tanesini bilemiyor. 2 tanesini bilmiyorsa bakın daha öncesinde sorulara bakmış B grubunun sorularından ikisini bilmediğini fark etmiş. İşte sevgili gençler demek ki o 8 tane soruyu bilme olasılığıyla B grubuna gelme olasılığı aynı şey. 35. soru 5 kentin 3'üne yağmur yağ bir saniye bir saniye efsanenin efsanesi olan bir soru e, çözüm olarak da çok güzel bir soru Dolayısıyla sevgili gençler dikkatli dinlemenizde hatta önce videoyu durdurup kendiniz çözmelisiniz. Daha sonrasında beni dinlemelisiniz. Çözemezseniz efsane size kazarım sağlayacak bir soru. Farklı bakış açılara sağlayacak bir soru haberiniz olsun. O güzel çözüme başlayalım şimdi. Beş kentin üçüne yağmur yağdığı bir gün hangi kentlere yağmur yağdığını bilmeyen Serdar Yağmur yağan kentleri tahmin etmek istiyor. Peki. Serdar iki farklı tahmin yapacağına göre biz bu adama iki tane tahmin hakkı sunmuşuz. Serdar'ın tahmininin tutma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle mesela üç tane şehrimiz varmış. Bunlara yağmur yağıyor diye gösterelim. Tikle gösterelim. Yağmayanları da şöyle çarpı işaretiyle gösterelim. Peki. Ee şimdi Serdar'ın tahmininin tutma olasılığı diyor ya iki tane farklı tahmin hakkı vermişiz. Yani. Bize üç tane şehir söyleyecek ilk hakkında. Bunların hepsine yağmur yağıyorsa doğru tahmin etti diyeceğiz. Ee, yanlış tahmin ettiyse bir tane daha hak vereceğiz. O halde sevgili gençler. Bu Serdar'ın birinci tahmini ve ikinci tahmini dersek. Ya birinci tahminini doğru bilmiştir. İkincisini hiç yapmasına gerek yoktur. Ya da birinci tahminini do yanlış söylemiştir. ikinci tahmininde doğru söylemiştir. Çünkü bu soruluyor. Tutma olasılığı soruluyor. İlla ki tutturacağız biz bu adama tahminlerini. Şimdi. İlk durumu saymak kolay. Tüm durumu yani şimdi biz burada 3 tane şehir söyleyecek ya. Tüm durum aslında 5'in üçlüsüdür. Peki istenilen durum ne? Bir tanesi. Yani Serdan'ın şunu, şunu ve şunu seçmesi. Yalnızca bir tane. E 5'in üçlüsü de 10 sevgili gençler. Yani şunun gerçekleşme olasılığı 1 bölü 10. Veya, veya şurada da bilebilir. Gelen sonuçta bunu toplayacağız. Peki artık şurayı şöyle alalım. Yenisini çözelim şuraya. Şimdi diyorum ki sevgili gençler. Şurada bilemez. Şimdi bu Serdar'ın az önce dedik ya. Şöyle yapı verelim. Ne dedik? 1 bölü 10 dedik değil mi? Bunun e, bilme olasılığı. Bilmeme olasılığı ne o zaman? 9 bölü 10. Değil mi? 9 bölü 10. Çarpı. Şimdi bilemedi. Bilememesini sağladık. Şimdi bilsin istiyoruz. 1 bölü 10 mu? Hayır. Neden biliyor musunuz? Mesela Serdar az önce bilemedi 9 bölü 10 ihtimalle. Hangilerini söylemiş olabilir? Şunu, şunu ve şunu söyledi. Bilemedi. Peki Serdar. Serdar. İkinci tahmin hakkında bu üçlüyü tekrar kullanır mı? Kullanmayacaktır. Değil mi? E toplam 10 tane 5'in üçlüsünden 10 tane üçlü hakkı vardı. Bir tanesini söyledi ve yanlış olduğunu anladı. Bir daha onu söylemeyecek. Yani toplamda 9 tane kaldı. Tüm durum 9 artık. İstenilen durum şu 3'ünü söylemesi hala. Yani 1. O halde şu 9'lar gider. Bu şekilde de doğruyu bilme hakkı 1 bölü 10'dur sevgili gençler. Anlaştık mı? O halde bu ikisinin toplamı yani 1 bölü 10 1 bölü 10'un toplamı 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 yapar. Cevabımız da Ceyhan'ın seçeneğidir diyebiliriz. Güzel bir soruydu, şık bir soruydu, çözümü de güzel olan bir soruydu. Ne de olsa ben yaptım, değil mi? Aşağıdaki kare piramidin her ayrıtı birbirinden farklı renkte, her ayrıt birbirinden farklı renkte iki renk boyası olan bu biri bu piramitlerin piramidin yüzlerini rastgele boyadığında tabanın yan yüzeylerden farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Her yüzey tek bir renge boyanacak diyor ve taban yan yüzeylerden farklı renkte olsun diyor. Hmm, peki. Şimdi aslında bakarsanız şöyle iki tane e, renk boyamız var bizim. Biz bu iki tane renk boyayla bu yüzleri kaç farklı biçimde boyarız? Arkadaşlar bir kere bu 1, iki e, arkadakini saydım. 3, 4 tane burada bir tane de altta e, ayrıtı var. Toplam 5 ayrıt ve bu 5 ayrıt sevgili gençler her biri iki farklı renkle boyanabildiğine göre 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 tüm durumdur. Peki istenilen durum ne? İki tane rengimiz vardı ya A ve B diye. Ya burası A iken etrafı B'dir. Yan yüzeyleri ya burası B iken etrafı A'dır. Yani iki farklı durum istiyor bizden. O halde cevap ne olur? Cart gitti 1 bölü 16 olur. Yani doğru cevap Bursa'dır diyebiliriz sevgili gençler 36. sorumuz için. Bu sayfaya da uzaktan bakalım sonuçta. Buranın boynu bükük kalmasın değil mi? Evet güzeldi ve zaten videonun başına da eklerim. Şu sorumuz efsaneler arasındaydı. ÖSYM'de böyle bir soru çıkarsa artık SML tayfa bu soruyu çözü çözebilir. Değil mi? Doğrusunu yapar. Aşağıda ikisi mavi, biri turuncu, üçü kırmızı olan 6 tane balon gösterilmiş ve bu balonlardan rastgele 3'ü patlatıldığında kalan balonların renklerinin farklı olma olasılığı sorulmuş. Hmm. Anladım. Güzel. Yani şöyle. Biz üçü kırmızı, biri turuncu, ikisi mavi olan bu balonlardan rastgele üçünü patlatacağız. Ve kalan balonların hepsinin de rengi farklı olacak diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kalan balonlar şu, şu, şu renkte olsun diyor. Yani mavi, turuncu, kırmızı. Pekala. Şimdi o zaman demek ki ne olması gerekiyor? İki tane kırmızı patlatmamız gerekiyor. Bir tane de mavi patlatmamız gerekiyor. Bu iki kırmızıdan hangisini ee, patlatacağım? Üç tane kırmızıdan hangi ikisini patlatacağım? Üçünün ikilisi çarpı 2 maviden hangisini patlatacağım? 2'nin birlisi. Tüm durum 6'nın üçlüsü 3 üç tane patlatacağım çünkü. Soru bitti. 3'ün ikilisi 3, 2'nin birlisi 2, 6'nın üçlüsü 20. 2 kere 3 6 ama şunları sadeleştirelim. Cevabımız 3 bölü 10 yapar. Yani cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Sevgili gençler 37. sorumuz için. 38. sorumuzdayız. Şekilde eşit aralıktaki 8 nokta ile üçgenler oluşturuluyor. E, A, H açısı da 60 dereceymiş. Şurası bu üçgenlerin dik üçgen olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım ben size şöyle yaklaştırayım bu şekli ve üçgenlerimizi dik üçgenlerimizi çizmeye başlayalım. Dik üçgende de sevgili gençler burası 60 olduğuna göre 30, 60, 90 üçgenlerini düşünmemize tabii fayda var. Şöyle bir üçgen çizdiğim zaman eğer şurası 60 ise şurası 30 olur biliyorsunuz. Burası 90. 30'un karşısı k ise 60'ın karşısı k kök 3 ve 90'ın karşısı da 2k yapıyordu. Şimdi ben burada bunların hepsi araları tam sayı olduğu için yani 1 olduğu için k'ya 2k'lık açılar e, kenarlar bulalım ki yani biri iki 2 katı dik üçgen oluşsun. Aradaki zaten açı da 60. Şimdi bakınız dikkatli dinleyin. Arkadaşlarım şurası 1 ben şunu şöyle çekersem eğer bakın burası 1 dik kenar k Şurası sevgili gençler 2 olduğuna göre hipotenüs 2k. Demek ki burası 30 60 90 üçgeni yani bir dik üçgen. Başka 2'ye de 4 olabilir. Yani şu şekilde bir e, üçgen yaptığım zaman AGB AGE üçgeni de diktir çünkü 2'ye 4 sevgili gençler. Tamam. Başka var mı burada? Bir de şunu düşünmenizi istiyorum. Şimdi 1'e 2 ya burası. Ben bunu şurası 1 olduğu için e burası da 1 ben bunu bu tarafa doğru yatırdığımı düşünürsem yani F, G ve C noktalarını seçtiğim zaman da yine bir dik üçgen oluşur. Sonuç olarak bu sefer de şurası 60 olur çünkü. Burası da 30 olur doğal olarak. Tamam. Dolayısıyla burada kaç tane üçgen saydım ben? 3 tane. Bunu ters çeviremiyorum çünkü burada 2 birimlik bir nokta daha yok. Buradan 3 üç tane üçgenimiz geldi bu 1. İkincisi. Devam. Bu sefer az önce 1 dedik ya kısa kenarı burada. Bu sefer burada seçelim. 1'e 2 demiştik. Bakın dik kenar 1, hipotenüs 2. Burası bir dik üçgen. Ee, başka mesela 2'ye e, 4 yapamıyorum burada ama şunu yapıyorum. Şunu şöyle çektiğim zaman şu iki üçgen birbirine eşit olacaktır. Burası 60 ise burası da 60 olacaktır. Burası 2 ise burası da 2 olacaktır sonuç olarak. E, doğal Doğal olarak da sevgili gençler... Ne diyoruz? Burası da bir dik üçgendir. İki tane de burada saydım. Toplamda istenilen dik üçgen adedi 5 taneymiş. 5. Peki tüm durum nedir? Tüm durumda sevgili gençler şu. Toplamda 8 tane nokta vardı. 8 tanesinden herhangi üçlüsünü seçerim. Ki burası 56 yapar. 8 çarpı 7 bölü 7, 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyelde 56 yapar. Eksi diyorum. Şuradaki 5 tane noktadan herhangi 3 tanesinin seçilmesi bize üçgen vermez. Eksi buradaki 4 tane noktadan herhangi 3'ünün seçilmesi bize üçgen vermeyecektir. Yani buradan 10 çıkarıp bir de 4 çıkacağız, çıkaracağız. 56'dan 14 çıkarırsam da 42 kalır. Bu da tüm durumdur. Yani tüm durumda bu şekilde 42 olursa cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Doğru cevap Edirne'ydi sevgili gençler. Evet altta sorumuz kalmadı. Geçiyorum 39. soruma yani sondan bir önceki soruma geçiyorum artık. İç teğet çemberinin merkezi K olan ABC üçgeni şeklindeki hedefe atış yapan bir okçu. Bir atışla hedefe isabet ettiriyor. Buna göre okçunun taralı kısma isabet ettirme olasılığı nedir diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi iç teğet çemberinin merkezi eğer K noktasıysa arkadaşlarım Burası 4 ise buranın alanı 4S'tir. Buranın alanı 6S'tir. Buranın alanı da 5S'tir. Kenarlarla orantı olacak biçimde. E madem öyle. Madem öyle. Taralı alan 4 artı 6'dan 10S. Toplam üçgenin alanı da 15S'tir diyebiliriz. S'ler zaten gidiyor. 10 bölü 15'te 2 bölü 3'ün ta kendisidir. Yani 39. sorumuzun cevabı da böylelikle Edirne seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve geçiyorum son soruma. Son soruyu çözmeden önce sizden rica. 40 kere söylüyoruz artık konuyu. E, bu soruyla beraber umarım sende permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık tabii ki 40 tane soruda tamamen oturmayacak ama en azından tüm soru tiplerini tekrar etmiş olacaksın. E, bu senin için güzel bir şey. Benim için güzel şey ise kanala abone olman ve bu videoyu beğenmen. Çünkü daha ama daha fazla kişilere hitap etmek beni çok mutlu edecektir. Şimdi sevgili gençler şuna bakalım. Toki bir bölgede her katta 4 daire bulunan 10 katlı 12 bloktan oluşan bir konut projesi yapıyor. O kadar karmaşık bir cümle ki daha düzenli daha sakin okuyup aslında toplamda kaç tane dairemiz varmış onu bir bulalım. Her katta 4 tane dairesi bulunan 10 katlı 40 tane daire var o zaman bir binada. 12 tane blok varmış. Demek ki 480 tane dairemiz varmış bu projede. <laughs> Hak sahiplerinden Ayşe teyze ikinci kattan bir daire istiyor. Pekala buna göre ilk kurayı çeken Ayşe teyzenin isteğinin gerçekleşme olasılığı. İkinci kattan bir daire istiyor. İkinci katların her birinde de 4'er tane daire var. Ve toplam 12 tane blok olduğuna göre çarpı 12'den... Ee, ne oldu sevgili gençler? 48. Demek ki 48'i ben 480'e böleceğim. Bu Ayşe teyzenin isteği. Bu tüm durum. Cevap 1/10. Eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Peki bu ee, Ayşe teyzenin istediği daire sayısını falan bulmamız e, gerekiyor mu? Gerekmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü bu soruyu bu yüzden koydum. Bütün seçenekler eşit. Yani 12 tane birbirinden farklı blok var. Eyvallah. Var ama var da e, hepsinin her katında eşit daire var ve hepsi eşit katlı. Dolayısıyla sevgili gençler şunu yapacağız biz. Toplam Ayşe teyze nereden istiyor? Hangi kattan istiyor? İkinci kattan. Yani istediği kat adedi bir. Binaların hepsi de on katlı. Cevap budur da diyebilirsin kısa yoldan. Hocam ben kendime güvenemem. İlla uzun uzun bu işlemleri yapmam ve benim yaptığım işlemden sonra doğruyu bulmam, doğruyu görmem önemli diyorsan onu sen bilirsin. Ama süreden kazanmak istiyorsanız ve farklı bir bakış açısı kazanmak istiyorsanız bence denemelerde denemelisiniz böyle şeyler. Çünkü adı deneme bunların. ama Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. Biraz da yorulduk. Boğaz da kurudu. En son bu sayfamıza da şöyle geriden uzaktan bir bakalım. vallahi güzel efsane bir şekilde çalıştık bence. Ee, senin için faydalı da bir video oldu. Ee, gerçekten güzel sorular vardı. Ee, İnşallah senin HYT'de hem de AYT'de pertasyon kombinasyon ve olasılık konularında full çekersin de benim de ismimi bir anarsın. Ulan o SML hoca var ya ondan Allah razı olsun dersin bir. De. Benim için aslına bakarsanız sadece bu yeter sevgili gençler. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.